Fotoğraf makinesi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla ticarileşen ve oldukça popüler bir araç haline geldi. Özellikle ilk dönemlerinde gerçekliği göstermenin ötesine geçemeyen mekanik bir kayıt aracı olarak değer görmüştür. Fotoğraf bir saniye sonrasında bile hiçbir şeyin aynı olmadığı, sürekli dönüşüm içerisindeki dünyamızın değişimini durdurabilen bir araçtır fotoğraf makinesi bu niteliğiyle de insanoğlunun kendi dünyasını keşfetmesinde bir rol oynamış eşsiz bir araçtır. Bir fotoğraf karesi, tanımlayıcı, bilgilendirici ya da iletişim sağlayıcı bir belge, inandırıcılığı yüksek bir kanıt, ideolojiler sunan ve pazarlayan bir araç, aynı zamanda da bir sanat eseri olabilmektedir. Bu program, fotoğraf makinesi, sanat eseri, sanatsal fotoğraf, yüksek sanat, Victoria dönemi ve resimselcilik anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra, mekanik bir süreç sonunda ortaya çıkan fotoğrafik görüntü sanat yapıtı mıdır? Resim sanatı, fotoğraf sanatını nasıl etkilemiştir? Fotoğrafta yüksek sanat dönemi nedir? Yüksek sanat döneminin sanatçıları kimlerdir ve bu sanatçıların eserleri nelerdir? Fotoğrafta resimselcilik dönemi nedir? resimselcilik döneminin sanatçıları kimlerdir ve bu sanatçıların eserleri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Fotoğraf, gerçekliğin kendisi değil, temsili bir görüntüsüdür. Onun temel malzemesi görünür dünyadır ve görülen her şeyin fotoğrafı çekilebilir. Fotoğraf, bir saniye sonrasında bile hiçbir şeyin aynı olmadığı, sürekli dönüşüm halindeki dünyamızın değişimini durdurabilir. Fakat öte yandan insanoğlunun kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesine veya dışa vurabilmesine olanak tanıyan, gerçekte olmayan bir dünya yaratabilen bir araçtır da. Fotoğrafçının bir sanatçı, fotoğrafını bir sanat yapıtı olarak değer görebilmesi için 19. yüzyılın ikinci yarısında büyük bir mücadele verilmesi gerekmiştir. Bu dönemin yüksek sanatını temsil eden resimler gibi fotoğraflar da her bir baskının benzersiz olduğu, biricik nesnelere dönüştürülmeye çalışılmıştır. Negatif pozitif ilkesini ortaya koyan ve kalotip yöntemini icat eden Fox Talbot, 1844'te yazdığı "Doğan'ın Kalemi" başlıklı kitabında fotoğrafı yeni bir sanat aracı olarak tanımlamıştır. Fotoğraf yeni bir sanat formudur ama asıl sorun onun nasıl ve hangi yönde gelişeceğidir. Bu anlamda fotoğrafın örnek olarak başvuracağı biricik kaynak, kuşkusuz köklü geleneksel yapısıyla resim sanatı olmuştur. Fransız ressam Paul Delaroche'un atölyesinde eğitim görmüş, Gustave Le Gray, Charles Negre, Roger Fenton, Henry Lesek, Charles Marville ve William Newton gibi ünlü isimler, kağıt üzerine gerçekleştirilen fotoğraf ile sanatsal bir fotoğrafçılığın mümkün olduğunu açıkça dile getirmişlerdir. Çünkü kağıt üzerindeki fotoğrafik görüntü o dönemde bilinen ve kullanılan sanatsal tekniklere oldukça benzerlik göstermişlerdir. Bu arada fotoğrafa karşı resmi savunanlar da vardı. 19. yüzyıl ortalarında Paris'in en önde gelen sanat eleştirmeni, şair ve eğitmen Charles Baudelaire resim sanatının ısrarlı savunucularından biriydi. Yeni tekniğe ilişkin yorumlarını okurlarına duyurduğu 1859 salonunda mekanik olarak ilerleyen çağı lanetlemiş ve bu anlamda fotoğrafı da sert bir dille eleştirmiştir. Sınırlı sayıdaki bu eleştiriler fotoğrafın sanat olma yolundaki çalışmaları engelleyememiştir. 1850'lerin ortalarından itibaren İngiltere'de fotoğrafçının bir sanatçı fotoğrafın da bir sanat yapıtı olarak kabul edilebilmesi adına bir araya gelen bir avuç fotoğrafçı, resimsel nitelikli çalışmalarıyla fotoğrafı yüksek sanat, high art sınıfına çıkartmak için mücadele vermiştir. Victoria dönemi İngiltere'sinde ortaya çıkmış ve kraliçenin desteğini kazanmış olan yüksek sanat, melodramlar içeren konularıyla dönemin resim sanatı özelliklerini bünyesinde toplamıştır. William F. Lake Price, Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson ve Julia Margaret Cameron bu akımın en önemli isimlerindendir. Fotoğrafta yüksek sanat 1870'lerde etkisini yitirerek yerini 1880'lerdeki resimselciliğe bırakmıştır. Fotoğrafta resimselcilik döneminde fotoğrafçının da bir sanatçı olduğu iddialarına saygınlık kazandıran önemli adımlar atılmıştır. Resimselci fotoğrafçılar sembolizm, empresyonizm ve naturalizm gibi sanat yaklaşımlarından etkilenmişlerdir. Peter Henry Emerson, Frank Eugene, Robert DeMachie, Clarence Hudson White, Alvin Langton Caburn, Fred Holland Day, Gertrude Casabier, Edward Steichen ve Alfred Stiglitz bu üslubun en önde gelen isimleri arasında yer alırlar. Yöntemleri ve eserleri birbirlerinden farklı olsa da resimselci hareketin amacı da tıpkı yüksek sanat hareketi gibi fotoğrafı bir sanat formu statüsüne yükseltmekti. Henry Peach Robinson'ın 1869'da yayınladığı Fotoğrafta Resimsel Etki adlı kitabı resimselci fotoğrafın başlangıcı olarak kabul edilir. Fotoğrafın belgeci yönünü yatsıyan bu fotoğrafçılar izlenimci bir üslupla manipüle edilmiş görüntüler üzerine yoğunlaşmışlardır. Talbot'tan Rejlander'e, Robinson'dan Cameron'a, Holland Day'den Emerson'a Staglis'ten Stranta, fotoğraf sanatının içeriğini gittikçe genişletmiş ve zenginleştirmiştir. Böylece fotoğraf makinesinin mekanik işleyişinin arkasında fotoğrafçının da bir sanatçı olabileceği görüşü geçerlilik kazanmaya başlamıştır. 20. yüzyılın başından itibaren ortaya çıkan fütürizm, dadaizm gibi avangar sanat akımları içerisinde yeni bir ifade biçimi olarak fotoğrafın önemli bir rolü olmuştur. 19. yüzyılda pek çok kişi dünyanın bir makine tarafından gerçekleştirilen doğaya ilişkin bir reprodüksiyonunun bir sanat eseri yaratmak için yeterli olmadığı görüşünü savunmuştur. Bu atmosfer içinde doğup gelişen fotoğraf disiplini güzel sanatlar alanına dahil edilebilmek için büyük bir mücadele içine girmiştir. Fotoğrafın bir sanat formu olarak kabul edilebilmesine ilişkin giriştiği bu mücadele yaklaşık olarak 1850'li yıllarda başlamış ve 1870'lere kadar etkisini sürdürmüştür. Bu dönemde fotoğrafçılar ortak bir anlayış çerçevesinde tek bir çatı altında toplandı. Yüksek Sanat Hayat adı verilen fotoğraf hareketi bu süreçte önemli bir rol üstlenmiştir. 1880'lerde ise fotoğrafın bir sanat formu olarak kabul edilebilmesi için resimselciliği savunan yeni bir dönem egemen olmuştur. 20. yüzyılın başlangıcından itibaren ortaya çıkan fütürizm, dadaizm gibi avantgard sanat akımları içerisinde yeni bir ifade biçimi olarak fotoğrafın önemli bir rolü olmuştur. Bu programda mekanik bir süreç sonunda ortaya çıkan fotoğrafik görüntü sanat yapıtımıdır. Resim sanatı fotoğraf sanatını nasıl etkilemiştir? Fotoğrafta yüksek sanat dönemi nedir? Yüksek sanat döneminin sanatçıları kimlerdir ve bu sanatçıların eserleri nelerdir? Fotoğrafta resimselcilik dönemi nedir? Resimselcilik döneminin sanatçıları kimlerdir ve bu sanatçıların eserleri nelerdir? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Fotoğraf Tarihi ders kitabının dördüncü ünitesinde yer almaktadır.